Şimdi hep birlikte Bodrum'un saklı cennet koylarından biri olan Gündoğan'a gidiyoruz. Tatil için sessizlik ve huzur arayanların ilk tercihi olan Gündoğan plajında ne yenilir, ne içilir, ne kadar bütçe ayırmak gerekir? Magazin 8 ekipleri sizler için araştırdı. Masmavi denizi, sessiz sakin koyları ve tertemiz kumsallarıyla meşhur Gündoğan'ı Magazin 8 ekipleri sizler için gezdi. Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Gündoğan'da nereye gidilir, ne yenilir, ne içilir, ne kadar bütçe ayırmak gerekir? Tüm yarımadada aslında çok meşhur bir yemek. Bodrum merkeze 23 dakika uzaklıkta, temizliği mavi bayrakla taçlandırılmış Gündoğan plajındayız. Burası özellikle çocuklu ailelerin favorisi. Çünkü hem denizi çok temiz hem de sessiz, sakin. Geldi şu cevap. Söyle bakayım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne kadar güzel böyle ya, çocuğunuza. Çocuğunuz değil mi? Yemek evet yedim. Evet. Aha. Teşekkür vallahi ederiz. Vallahi süpermiş. Siz tanıyabilir miyim? Ben Aslı Eren Kol. Aslı Hanım oğlunu ailesini almış, İstanbul'dan gelmiş. 10 gün boyunca doğal güzelliğin tadını çıkaracakmış. Bizim çocuk için çok ideal bir sahili var. Hiçbir şekilde sorun yaşamıyoruz. Gözümüzün önünden de kaybolmuyor. Gündoğan'a bir kez yolu düşen bir daha geri dönemiyor. Buranın artık müdavimi oluyor. Tıpkı Bülent Bey ve eşi Demet Hanım gibi. Sessiz, sakin. İnsanların burada birbirine saygısı var. Herkes birbirini tanıyor. Selam veriyor. Yani selam çok veriyor. Çok keyifli bir yer burası. Biz 6 yıldır aynı yere geliyoruz. Herhalde bir 6 yıl daha geliriz. Demet Hanım artık Gündoğan'ın yerlisi olmuş. Bir aydır tatildeymiş. Eşim bir aydır tatilde. Ben 2 gündür. Yazık bana. Nasıl yani? 2 gün. Ben çalışıyorum, eşim yiyor. Ben yiyorum. Aa. Yiyici timim ben. Ben amele çalışan. Zeynep güneşin altına sere serpe yatmış güneşleniyor. Ta Almanya'dan kalkıp gelmiş kendisi. Her yıl buraya geliyoruz, yazlığımız var o yüzden. Hem sakin hem güzel, güneşli. Bodrum'un diğer bölgelerinde olduğu gibi Gündoğan plajında yüksek sesli müzik yok. Her yere huzur hakim. Sadece dalgaların sesi duyuluyor. Gündoğan plajı yalnızca mavi suları ve altın sarısı kumlarıyla değil, mis gibi kokusu tüm plajı saran ev yemekleriyle de meşhur. Bize geldiğinizde mutlaka bizim organik, doğal, zeytinyağlı yemeklerimizden, özel tatlılarımızdan, böreklerimizden, mantımızdan, mücverimizden, kabak çiçeğimizden sayabildiğim en favoriler bunlar. Yani bunun gibi daha binlerce zeytinyağlı yemeğimiz ve çeşitlerimiz var. Bir yanda hamurlar açılıyor, bir yanda mantılar kapatılıyor. Tatilciler denizin tadını çıkarırken Muğla hanımlar onlara öğle yemeği hazırlamak için harıl harıl çalışıyor. Selva Hanım malzemelerin en doğalını, en organiğini bulup çeşit çeşit yemekler yapıyor. Denizde, plajda yorulan turistler de bu farklı lezzetleri iştahla yiyor. Çoğunluğun favorisi ise kabak çiçeği dolması. Ama Gündoğan bunu yoğun olarak kullanıyor. Kabak çiçeği biraz zahmetli bir yemek aslında baktığınızda. Sabah çok erken saatte bunu toplamanız gerekiyor. Ayıklamanız lazım ve 1-1,5 saat gibi bir süreç içinde de hemen onu dolmaya çevirmeniz lazım. Kabak çiçeği dolmasına çevirmeniz lazım. Madem öyle hemen fiyatını da öğrenelim. Çok popüler olduğu gibi fiyat olarak da biraz yüksek bir ürün. Yaklaşık çiçeğin tanesini 50 kuruşa 75 kuruşa alıyorsunuz. Hatta bunu 1 liraya bile çıktığı oluyor. Bir porsiyonda yaklaşık 8 adet oluyor. Bölgedeki fiyat skalası 12 TL civarı. Hadi plaja geri dönelim. Plajda özellikle İstanbul'dan gelenler yoğunlukta. Güzel geçiyor. Bodrum çok güzel. Suyu güzel, temiz. Mutluyuz. Özellikle mavi bayraklı plajın serin ve temiz suları pek çok tatilci için tercih sebebi. Denizi çok güzel, temiz, ferah. Daha doğal, daha normal.